Gaziantep Mahrukatçılar Esnaf Odası olan genel kurulu gerçekleştirildi. Mevcut başkan Müslüm Keklik 79 geçerli oyla yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. 147 üyenin oy kullandığı kurulda Müslüm Keklik 79, Erdal Demir ise 64 oy aldı. Genel kurulda 4 oy da geçersiz sayıldı. Yönetiminde şu isimler yer aldı: Enver Aldoğan, Mustafa Sönmez, Seydi Baltacı, İbrahim Türkaslan, Çavuş Özaslan, Yusuf Aytekin. Bu parayı esnaf ödeyecek. Tamam arkadaşım, yeter ya. Yeter mi adamım? Ama niye söylemiyorsunuz başkanım? Ben burada ne yapıyorum? Söylememekte ne yapıyorsun başkanım? Ben yönetiyorum. Bir dakika susar mısın? Ama ben de burada başkan alayım başkanım. Hayır susar mısın? Tamam. Ben buradan genel kurula sunacağım. Bir dakika. Ben genel kurula hitap ediyorum. Yeteri kadar konuştum. Tamam başkanım, ama borcuna kadar söyleyeceksin bu borcuna. Kardeşim, dinlen maddesini, dışarı çıkamazsın. Ben burada soramam. Burada böyle bir rakam yok. Kimse soramaz mı lan bu borcu? Haparlı borç mu bu? Sesinden sonra gelmesin sorarsın. Yani esnaf duymasın bu borcu. Ya duysun, varsa söylesin de. Ne kadarsa sor, bana sorma. Çok basit bir soru sordum. Borcumuz ne kadardı bir başkan adı olarak? Bunu ben öğrenemedim başkanım. Ben bilmem diyorum, bak bilmem. Mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatine uygun çalışmalarda bulunmak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplinini ve ahlakını korumaktır. Yapacaklarımızı duyurular şeklinde daha önce esnaflarımızın çoğunu yetişebildiğimiz kadar dağıttık. Odanın gelirleri ve giderleri göz önüne bulundurulduğunda yıllık aidat ve güvenlik bedeli hariç esnaftan hiçbir şekilde para almayacağız arkadaşlar. Bu iki madde hariç hiçbir esnaftan kuruş para almayacağız arkadaşlar. Önceki yönetimlerin aidatları dahi elden aldığını ve paranın nereye gittiği belli olmadığını söyleyen Gaziantep Mahrukatçılar Esnaf Odası mevcut başkanı Müslüm Keklik, biz göreve geldiğimizde banka ile çalışmaya başladık. Makbuz almadan ödeme yaptırmıyoruz dedi. Şimdi Erdal Başkanım, gelir giderlerin işte aidat ve güvenlik dışında herhangi bir ücret alınmayacağından bahsetti. Bizden önceki yönetimler burada, arkadaşlar burada hepiniz biliyorsunuz ki sizin aidatlarınızı bile buradan elden alıp paraları nereye gittiği belirsizdi. Biz bunu geldiğimiz gün dedik ki arkadaşlar bu böyle olmaz. Siz bu parayı buraya da verseniz, Halk Bankası'na da yatırsanız bizim personelimiz, bizim görevlilerimiz Halk Bankası'na sizin adınıza yatıracak, makbuzunu da size verecek dedik. Bunu bir Allah'ın kulu çıkıp ben 4 gün içerisinde makbuzu almadan ödeme yaptım diyen varsa burada. Ben bu aidatları tamamen Halk Bankası'nın odamızın hesabına yatırmak kaydıyla sizden tahsil ediyorum.